Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir basit makro nasıl oluşturulur? Makro ne işe yarar? Ona birlikte bakacağız. Şimdi makro tekrarlanan işlemleri kolayca tablolarımıza yerleştirmemize de çok büyük faydası oluyor. Bunu nerede kullanabiliriz? İşte personel bilgi formları, müşteri kayıt formları olabilir. Bir kredi tablomuza kredi işlerken olabilir. Bu gibi işlemlerde makroyu çok rahat kullanabiliriz. Şimdi makroyu kullanabilmek için ilk önce yukarıda görünümün yanında geliştirici sekmesinin açık olması gerekiyor. Eğer burada geliştirici sekmesi gözükmüyorsa yukarıda hızlı erişim çubuğundan diğer komutların altında Share'de özelleştir var. Bu sizdeki Excel'in versiyona göre farklı yerlerde de olabilir. Burada sağ tarafta geliştirici yanındaki kutucuğun içerisinde tık işareti olması lazım. Yoksa tık koyduğun zaman oraya geliştirici sekmesi gelecektir. Evet, buraya getirdikten sonra şimdi makromuzu oluşturacağız. Biz makromuzu personelle alakalı ben kısa bir bilgileri yazdım. Bu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Biz buraya personelle alakalı bilgi yazdığımız zaman bu arkada bizim personel ana bilgi tablomuzun dolmasını istiyoruz. Her seferinde tabloya gidip aşağı eklemektense bu formu doldurduğumuz zaman aynen bu ana tabloya gelmesini istiyoruz. Bunu aynı şekilde müşteri bilgi formu, müşteriyle alakalı işte firma adı, vergi unvanı, adresi, ticari sicil numarası, firmayla alakalı kontak kişiler, diğer bilgilerle alakalı bir dosya yapacağımız zaman buraya yazdığımız zaman o bilgileri makromuzda buraya otomatik olarak kaydedeceğiz tek tuşla. Şimdi başlayalım. İlk önce bu geliştirici sekmesine geliyoruz. Geliştirici sekmesinin sol üstünde makro kaydet var. Bu makro kaydete bastığımız zaman bizim yaptığımız bütün işlemleri kaydediyor. Ama böyle üzerinde gezerek değil, Excel üzerinde böyle bir işlem yaparak, sağa sola giderek ya da bir şeyler yazarak yaptığımız her şeyi kaydediyor. Üzerinde böyle mouse'a gittiğim zaman herhangi bir kayıt yapmıyor. Şimdi makroya kaydı basalım. Bize makromuzun adını soruyor. Deneme 3 olsun. Bir de bu makromuzu kaydetmek için kısa bir yol tuşu istiyor. Mesela Ctrl W olsun. Evet. Tamam. Şimdi bundan sonra yaptığınız bütün işlemleri makromuz kaydedecek. Şimdi bu giriş formundaki bilgilerimizi kopyalıyoruz. Ana tablomuza giriyoruz. Burası şimdi çok önemli. Burada yukarıda kaydı durdur butonu var. Onun altında görevli başvuruları kullan var. Bu görevli başvuruları kullanacağız. Bu şu işe yarıyor. Bizim makromuz ana giriş ekranındaki bilgileri yazdığım zaman buraya getiriyor ve getirirken de devamlı altına getirmesini sağlıyor. Şu anda yapacağımız işlem bu işe yarıyor. Eğer bu işlemi yapmazsak makromuz aynı yere yazar. Yani bir önceki bilginin üstüne yazar, bir önceki bilgiyi kaybederiz. Şimdi burada görevli başvuruyu kullan diyoruz. Ve burada bizim bu dosyamız ne kadar kaç satır olacağını tahminen bilmiyorsak bile istediğimiz kadar aşağıda bir rakam. Ben mesela 30 bin dedim. 30 bin tane personel kaydımız olmayacağı için olursa da arttırırız. 30 bin diyoruz. C30 bin diyorum. Bu aralıkta çünkü makromuz kaydedecek.
C31'e gitti. Şimdi burada biz kontrol en altı şu anda makromuzda belirledik. Kontrol yukarı ok tuşuyla en üste geldik. Yazılı olan en üste geldik. Şimdi burada yapacağımız şey buradan bir alt hücreye okla gitmek. Aşağı ok tuşu da aşağı inmek. Eğer mouse'umuzla C4'ü tıklarsak bizim makromuz devamlı aynı yere yazar. Ama okla aşağı dediğim zaman devamlı bir alta yaz diyoruz. Ve görevli başvuruları kullanı tıklayarak bu görevimizi bitiriyoruz. Burada kopyalamıştık giriş menümüzü. Sağ buraya basıp girip özel yapıştırdan işlemi tersine çeviriyoruz. Ve buraya yapıştırdık. Şimdi makromuzu, kaydımızı durduruyoruz. Kaydımızı durdurduk. Şimdi makromuz hazır. Şimdi biz buraya başka bir isim yazdığımız zaman buranın altına gelmesi gerekiyor. Bir tane buton yapabiliriz ya da bu makromuzu Ctrl W ile de çalıştırabiliriz. Bir tane buton yapalım hemen. Ekle diyoruz. Şekillerden bir tane şöyle buton yapalım hemen. Personel kayıt da diyebilirsiniz. Ben şimdi uzatmayayım. Personel dedim. Ve bunun üzerinde sağ tuşa basıyorum. Makro ata var. Makro ataya basıyorum. Burada da bizim oluşturduğumuz deneme 3 makrosu var. Onu seçiyorum. Şimdi buraya makromuzu atamış olduk. Şimdi iki türlü ana tabloya personel bilgilerimizi aktarabiliriz. Makro ile ilgili yapacağımız işlemlerimiz bitti. Şimdi denemesini yapacağız. Bir butona tıklayarak makromuzu kontrol yapacağız. Bir de kontrol W yaparak kontrolümüzü yapacağız. Şimdi ismimizi değiştirelim. Evet. Şimdi butona bastığımız zaman ana tablomuza geliyoruz. İkinci satıra Mehmet'le alakalı bilgiler geldi. Şimdi bir daha değiştirelim. Evet. Bizim kısa yol tuşumuzda Ctrl W'ydu. Ctrl W yaptığımız zaman tablomuza gidelim. Orada bilgilerin geldiğini göreceksiniz. İşlemi bitirdikten sonra çok dikkat etmemiz gereken konu, kaydettiğimiz zaman bu dosyayı kaydederken makro içine içeren Excel olarak kaydedeceğiz. Burada Excel çalışma kitabında burada makro içerebilen Excel çalışma kitabını seçmemiz lazım. Yoksa diğer türlü kaydedersek makrolarımız çalışmaz. Bu şekilde kaydettik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.